Mülakat sistemi yeni mağdurlar üretmeye devam ediyor. Kübra Aysu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi testinde Türkiye genelinde 62. Diyarbakır'da ise 1. oldu. Sözlü mülakatta keyfi muamelelere maruz kaldığını belirten Kübra Aysu, haksız bir şekilde elendiğini söyledi. 93 puan alıp Türkiye sıralamam 62. olmasına rağmen, aynı zamanda Diyarbakır birincisi olmama rağmen mülakatta haksız bir şekilde elendim. Kübra Aysu, mülakat sistemi mağdurlarından sadece biri. Aysu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi testinde 93 puanla Türkiye genelinde 62. Diyarbakır'da ise 1. sırada yer aldı. Sözlü mülakatta keyfi muameleyle haksızlığa maruz kaldığını belirten Aysu, bilinçli bir şekilde verilen 80 puanla ilan edilen kontenjana giremediğini belirtti. Sınava girdiğim ilk andan itibaren bir terslenmeyle karşılaştım. Sordukları sorulara cevap vermemi doğru düzgün beklemeden bile sözümü yarıda kesip cümlelerimi kapatmaya çalışıyorlardı. Mülakat sınavı esnasında bana hangi mezhebe tabi olduğumu sordular. Şafii mezhebi deyince hangi itikadi mezhepten olduğumu sordular. Ben de genellikle eşariyenin hükmünü uyguladığımı söyleyince bana çıkıştılar. Öyle bir şey mi olur? Herkesin bir itikadı olması gerekir tarzında. Hukuki olarak yasal süreci başlattığını vurgulayan Aysu, süreç içinde yaşadığı sıkıntıları da anlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Sitesi'ne şikayet dilekçemi bildirdim. Ben itiraz dilekçemi hazırladım ama bana dediler ki dilekçeyi Ankara'ya göndermeniz lazım. Ben Ankara'yı aradım. Bana dediler ki geçti, artık gönderemezsiniz dilekçenizi. Ankara. Ben e-posta yoluyla ya da farklı bir şekilde yollamayı söylediğim zaman da hayır dediler, gelip postaya getirmeniz lazım. Ben de dava açacağımı söyledim. Beni hukuk bürosuna yönlendirdiler. Hukuk bürosunu arayınca onlar da bana hayır, dava açamazsınız, itiraz süresini geçsiniz dedi. Okuldaki hocalarımla danışınca öyle bir şeyin olmadığını, aslında dava açmak için itiraz süresinin önemli olmadığını belirttiler. Ben de dava açtım. Tüm hukuki yollarımı sonuna kadar kullanacağım.